28 yıl geçti ama tarihte bazı olaylar var ki arada 1000 yıllar da geçse ne acısı unutulur ne de o güncelliğini yitirir. Tıpkı Kerbelalar gibi, tıpkı diğer katliamlarda olduğu gibi, Dersim'de, Koçgiri'de, Zilan'da olduğu gibi. Yani unutulmaz. Şimdi Sivas'ta Aleviler açısından aynı öyle tazeliğini ve güncelliğini koruyan bir gündür. Bundan 28 yıl önce orada hunharca şehit edilenlerin anısına her sene ülkemizde, yani yaşadığımız bu topraklardaki Aleviler olsun, Demokratlar, Aydınlar olsun, gerek ülkemizde, gerek ülkemizin dışında diasporada olan bütün Aleviler bu Sivas olaylarını, oradaki şehit edilenlerin isimlerini tek tek sayarak hem onları anmak, ruhlarına dua ve gülmek okumak, hem de müsebbiplerinden bu olaya sebep verenlerden hesap sormak için seslice, yürekten ve içten haykırıyorlar, istemleri, talepleri dile getirirler. Adımak'ı bir utanç müzesine dönüştürmediler bugüne kadar. Yani mevcut iktidarlar ve bu günden, biz bugünkü mevcut iktidardan bahsediyoruz ama bundan önceki iktidarlarda aynı minval üzere olayın üzerine samimiyetle gitmediler. Gözden çıkardılar insanları. O insanların sevenlerini, yakınlarını, yandaşlarını, demokratları, aydınları bir bütün olarak gözden çıkardılar. İstemlerin hiçbirisini ciddiye almayarak bugüne kadar ne o oteli müzeye çevirdiler, bir utanç müzesine ki bir daha bu topraklarda bu acılar yaşanmasın diye. En azından örnek olsun. İnsanlar gördüğü zaman vay be, nasıl orada bu topraklarda böyle canice bir katliam uygulanıyor, işleniyor diye bir düşünsün. Bunu yapmadılar. Ders alamıyor. Yani orayı izleyip bir ders, bir akla, gönüle bir şey girmiyor. Şimdi mevcut iktidarlar, tabii biz hep diyoruz ki katliamcılar veya da o katliamı yapanlar falan, ama onun arka planında kim vardı? Devletin hangi kademeleri, hangi kurumları nasıl hesaplamışlardı, hesabını kitabını ona göre yapmışlardı. Günler önce, aylar önce, belki de yıllar önce bu planlanmıştı ki zaten görünen de o, böyle günübirlik bir planlama değildir. Çok detaylı hesaplanmıştır ve Sivas'ta böyle bir olayı yarattılar. Aydınlara, yazarlara, üniversitelere, gencecik çocuklara, semazenlere düşman olan bir anlayış, yıllardan beri biriken bir hınç, bir kin, bir hırs, bir öfke 28 yıl önce 2 Temmuz Sivas'ta kustu. Kin kustular. Orada o insanlar şehit edildi. Evet, devlet hiçbir zaman üstüne gitmedi. Bugün de öyle. Zaman aşımına uğraması için elinde gelen bütün hünerini kullandılar. Hani Adalet Bakanı olsun, Adalet Bakanı'na bağlı bütün birimler olsun, ilin idarecileri olsun, iktidarın en tepesindekiler olsun. Düşün ki iktidarın en tepesindekiler o olayın sonucunda dedi ki şükür ki dedi bitti. Yani bu işten işte kurtulduk anlamında. Zaman aşımına uğramış bir olayı adeta kutladı. Yani bu bir daha konuşulmasın diye. Oysa ki üstüne gidilmesi lazım. Kaç ay önce adamı cezaevinde yaşından dolayı tahliye ettirdiler. Ki birinci derecede o olaylardan sorumlu olan bir kişiydi. Ama ülkemizde nice olaylarda suçsuz ve günahsız sırf düşüncelerinden dolayı, sırf yazdıkları yazılardan dolayı cezaevlerinde ömür çürüten ve orada ömrü tüketip ölen insanlar var, onlar affedilmiyor. Ama onu affettiler. Hak daima doğrudan yana olacak. Biz bu inancımızı asla ve asla hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. Hak yerini bulacaktır. Ben inanıyorum ki hem şimdi haksız bir şekilde cezaevlerinde ömür çürüten, o zindanlarda tükenen, tüketilmeye çalışan insanlarımız var. Hem onlar bir gün kurtulacaktır, hakları sorulacaktır. Hem de Sivas şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Bir gün hesap soran olacaktır. İlla ki olacaktır ve o hesap verilecek. Çünkü inancımızı ulu pirleri demiştir. Kalsın benim davam, divana kalsın. Bir gün hak divanı kurulur, herkes orada hesabını verir. Bu hesap da sorulacak diye inanıyorum.